Arkadaşlar, bugün sizlere bu savaşçı robotu tanıtacağım arkadaşlar. Bu savaşçı robotu BİM'den aldım. 17,5 lira. Bunun iki ayrı modeli var. İsterseniz hemen açıp göstereyim. Şöyle hemen şöyle bir tarafından açayım. Bu arada yanda gördüğünüz bir başka modeli. İkisinin arasında çok bir fark yok. Ben sadece bunu göstereceğim. Şu bantlarını açayım. Hemen şöyle. Evet, ben de ilk defa açıyorum. Bakalım nasıl bir şey. İçinde başka bir şey yok. Evet. İlk önce şöyle bir plastik teker vesaire bir şeyler çıktı. Şöyle. Parçaları var birleştirmek için, süs yapmak için galiba. Arabamızı asıl hareket ettirecek motorumuz burada. İki tane AA pille çalışıyor yazıyor kutusunda. Yani büyük kalem piller. Burada bir çıkartma var. Galiba arabamızın istediğimiz yere yapıştırmamız için. Burada da şöyle göstereyim, iki tane İki ayrı araba modelleri var. Bunları tarifleriyle birlikte vermiş. İsterseniz hemen bir model yapıp size göstereyim. Evet, robotlarımı yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki farklı robot yaptım. Birinci modelimde daha çok bir taş devrinden kalmış bir araba gibi. Gördüğünüz gibi önde bir tek lastik var. Bir pervanesini yaptım öne. Onun haricinde oynayan spiders, yani bir rüzgarlık gibi bir parça var. Onun haricinde şöyle hareket eden bir şey daha var. Bir parça. Onun haricinde tavanını şöyle gerçek arabaya benzesin diye yaptım. Sonra bu modeldeki bir lastikleri yoktu bu arabanın. Bu yüzden o mekanizma yerine şu turuncu şeylerinden kullandım. Bu turuncu şeyleri dönüyor. Belli bir süre sonra önünü kaldırıyor ve ilerletiyor. Öyle bir özelliğe sahip. Tabii ki ön lastiği eşit tutmanız lazım. Yoksa bir tarafı yere değer, bir tarafı değmez. Onun haricinde ikinci arabamıza geldiğimizde, ikinci arabamızda bu doğaçlama yapılmış bir araba aslında. Bu araba değil aslında, bir savaşçı robot. Bu savaşçı robotumuzda gördüğünüz gibi kolları var ve bir kafası, gözleri var. Gördüğünüz gibi bir şapkası. Başka ondan sonra lastikleri var. Lastikleri ilerletiyor. Motorunu lastiklerine bağladım zaten. Onun haricinde takla atmaması için şöyle parçalar var. Soracaksınız ki bana öne takla atarsa. Ön takla atarsa da gördüğünüz gibi yeşil parçacıklar var. Onlar tutacaktır. Yani büyük bir çarpışma yaşanamaz zaten buzdaki bir robot için. Böyle direkt gelip geri düşecektir. İsterseniz hemen iki arabamızı bir sürelim bir mesafeye kadar. Şöyle yanından şöyle geçireceğim. Bir dakika. Şöyle. İleri ve geri yapıyorlar. Şöyle bir göstereyim. Evet, böyle geliyor. Geride de şöyle geliyor. Gördüğünüz gibi. Diğer arabamıza geldiğimizde dediğim gibi parça parça gidiyor. Öyle sürekli gitmiyor. Göstereyim hemen. Şöyle ileriden göstereyim. Böyle gidiyor. Böyle tam tersi. Evet. Geriye de böyle gidiyor. Sağ sol özellikleri yok. Videom bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.